Merhaba arkadaşlar yeni bir bölümle daha karşınızdayım kaldığımız yerden devam ediyoruz önümüzde bir Beşiktaş maçı var Beşiktaş maçını oynayabilirim yapay zekayı da bırakabilirim kazanır mıyız yani hadi ben yine de bu maçı da oynayayım da Beşiktaş maçını da kazanırsak ondan sonraki maçları yapay zekaya bırakayım bu bölümde Liverpool maçına kadar gelelim Bırakayım mı yapay Zeka. Hadi bırakayım ya. Kazanırız herhalde abi şu kadro yani pek bir şeyleri kaybedecek gibi gözükmüyor. Ver abi galibiyeti. Evet. 3-0'lık temiz bir galibiyet. Tam da beklediğim gibi oldu. Çünkü kadro kaliteleri arasındaki fark açılıyor ister istemez. Aa devrimi oynatmışlar. Bak. Bak bunlar görmek istediğim hareketler. Serki videodan sonra bakacağım. Şimdi devrimi 16 yaşında oynatması çok önemli. Eğer bu çocuğu kazanabilirlerse Beşiktaş'ın çok sağlam bir şey olur forvet olur. O bir tane daha çocuk var. Onu da kazanmaya çalışıyorlar mı? Neydi çocuğun adı ya? Acaba 21 yaş altına mı atmış? Sanki görsem hatırlarım gibi geliyordu ama. Abi Burak Yılmaz niye oynamıyor? 34 yaşına gelmiş. As takıma mı aldı acaba Beşiktaş'tı bakayım. Ya şu genç çıkan oyuncuları oynasınlar ya. O zaman işte bir şeyler olabilir. Çünkü Beşiktaş'ta sağlam oyuncular var. O genç yetenekleri kazanabilirse en azından devrimi kazanmışlar. Dur bakayım. Öbürü de benim listemdeydi sanki. Reha mıydı? Aynen. Reha Sezer. As takımda galiba onu da çıkarmışlar. Aha burada. Oynuyor mu? Daha hiç oynamamış. Ama şeyde oynatmışlar. Altyapıda güzel. Şunları kazansınlar işte ya. Bari yerli takımlar da oradan ilerlesinler yani. Fener'in Mehmet'i bize satması bence hataydı. Gerçi şu an Fener'de acayip bir e, kaleci bolluğu var. O yüzden satmış olabilir. Ben parama bakayım demiş olabilir yapay Zekan. Ama mesela Beşiktaş ikisini de satmak istemedi. Evet Çalhanoğlu. Ah Çalhanoğlu'yu alabilsek. Zeki Çeli'yi alabilsek. Bizim zaten eğer bu sezon şey işini halledebilirsek, Rodriguez işini halledebilirsek az takımla işimiz bitiyor. Az takımı kurmuş oluyoruz. Bundan sonra e, al sat yapabiliriz ancak. işte Luyendama'yı satarız. E, Maikon'u satarız. Üzerine bir stoper alırız. Onlar büyük meseleler değil. Az kadronun yapılanması tamamlanmış olacak. E, ondan sonra işte Artık yedek oyunculara odaklanmaya başlayacağız. Yedek oyunculara odaklanmak önemli. Zaten o arada da FFP biter herhalde. Gerçi daha ikinci sezondayız. Yani. Şu 3 maçı da Şu 3 maçı da şey bırakayım diyorum ya. Yapay zekaya. Hepsini yedek takımla mı oynasam acaba? As takımın kondisyon durumu nasıl? %100 iyi. Çıksınlar oynasınlar ya. Sakatlık olmasından iyidir. Bir tek e, Pedrinho'yu oynatabilirim. Tek Pedrinho'yu oynatabilirim. Gençler Birliği maçında oynasayı olur. Hatta hazırsa Malatya maçında da oynasın. Bu Mehmet gayet güzel gelişiyor. Aslanım benim. Hadi bakalım. Oyuncu kaydımız bizim tamam. Bir tek zaten Pelegri geldi. Başka da kimse gelmedi. Pelegri'ye bakayım. Tamam. Geç. Transfer dönemine katılmayacağız. Selim gitsin. Yasin gitsin. O Belegri ayın oyuncusu ödülünü kazandı bile. Aslanım benim. Zaten bunların böyle olacağı belliydi ya. Hemen bir tebrik edelim. Güzel. 132 milyon euro. Tabi bu ay sözleşme yenilemeleri yaptığımız için biraz e, şey düştü, eksiye düştük. Normal. Genel artıya bakmak lazım. Yalnız beni en çok e, ilgilendiren şey borçların durumu. Yani bayağı biz fedakarlık medakarlık yapıyoruz ama bu arada borçlar kaça düşüyor? 90 milyon. Abi hemen hemen aynı kalıyor gibi. Biz paso faiz ediyoruz galiba. Nasıl iş anlamadım ben. nice Hadi artık şu yeni Malatya maçına bir girelim. Şuraya bir rotasyon çakayım. Tamam. Pedrinho gelsin abi. Pedrinho'nun maç eksiği var çünkü. Şuraya yedeye mi koyayım? Yedekten oynatır inşallah yapay zeki. Ruben yetişecek misin? Altı gün diyor ya yetişmez. Bakayım kaç gün var. Bir bugün birindeyiz. On bir gün. Yani anca yetişir sence yetişir? On bir on iki Biz en iyisi e, Dalot'u fazla yormayalım. Dalot sen gel buraya. Tamam mı? Şuraya da Semih'i atayım ben. Genç Semih. <laughs> Adam 30 yaşına geldi ya. Adı Genç Semih kaldı. Ahmet'i de şöyle koyalım. Ay, forveti tam iyi koyacaktım. Maç gitti galiba ya. Aha kazandık. Tam e 60 golü de. Ay Atalay sakatlanmış bu sefer. Ya var ya. Fenerbahçe kaybederse 15 puan. Şunları şey yapalım. Atalay ne kadar sakatsın? 3-4 hafta. Valla iyi ki şey yapmamışız. Dalotu malotu riske atmamışız. Pedrinho biraz oynamış galiba. Aynen 89'a düşmüş. İyi. Öyle oynamaya devam etsin. Şimdi. Bize bir tane oyun kurucu lazım. Emre de yalnız sakatmış biraz. Dalotu da çıkar. Ya da 4-2-4'e döneceğim. Ali Yavuz nerede ya? Dört iki dörde döneyim mi? Hadi dört iki dörde döneyim. Şunu kaldırayım. Bunların hepsini baştan ayarlamak zorunda kalacağız. Recep'i de çıkartacağım. Bunlar artık 21 yaşı geçtiler. Lig işini halletsinler bari. Tamam. Şu Ahmet çık ve Semi ay mesajını. sigorta şunu kesici yapacağım. Mehmet'i de kaleci savunma yapacağım. Tamam. Yalnız kalede de Mehmet oynadı ha. Mehmet'i de çıkartayım da. Mustafa'yı da çıkartayım. Bunların hepsi şu an ilk 11 oyuncusu gibi oynayacak. Hadi bakalım hayırlısı. Haydi bakalım. Fatih Hoca'yı gönderdim Gez'in başına. İkna ederse ederse Fatih Terim eder dedim. Sekiz dakika mı? Dakika sekizde mi girdi? Sekiz dakikada mı? E sekiz dakika mı oynadı? 82'de girmiş. Yok abi Rodriguez böyle dayanamaz. Bunun gibi adam senede 10 maç kafayı yer yani. En az 30 maç oynaması lazım. Asıl mesele şu. Rodriguez'e o kadar parayı kaç tane kulüp vermek ister? Yani bilmiyorum. Valla bütün transferi biz yapmışız yani. Enes Ünal ve Hakan ol. ben onları unuttum bile be Kiralama teklifi yaptım onlar ama Cevap gelmeyince herhalde reddetmişlerdir Diye Şey yaptım yani Bazen görmüyorum çünkü Pelegri neredesin Tam Pelegri zaten burada ha bu lig mi? Pardon hapşurdum. Ha lig bu lig tamam. Sıkıntı yok. Bunların hepsi burada. Mehmet filan zaten 21 yaş altı. Bir an şampiyonlarla gizlenettim de şu Mehmet'i de alayım diyecektim. Şey gitti ya. Emre Akbaba gitti ya. Aslanım Mehmet be. Ya. Şu üzerinden geçmeye hazır değilim deyince de ayar oluyorum da neyse hadi. Devam. Tabii 21 yaş altında kimse kalmadı. A 45 puan. Yalnız var 21 yaş altında da çok fena bir çekişme varmış. İyi olmadı. Hayda. Recep maksimum 4 yıldız diyor. Bu Recep'ten bizim istediğimiz gibi bir süper yıldız olmayacak herhalde ya. O da Atalay gibi maksimum 4'e bağladı. Ben size söyleyeyim onlar 3 yıldıza tav olurlar. İzliyoruz ya izliyoruz yola gel artık aslanım bir eksik sensin ya her şeyimiz tamam Pap ne yapıyorsun bir tık daha fazla oynaması ve maç. Iı, tecrübesi kazanması gerekiyor diyor. Valla sezon başından beri gram patlama görmedik. Ben bu çocuğu sezon sonu satarım. Evet heyecan durukta. Liverpool'a yalnızca iki maç kaldı. Yalnızca iki maç. İlk maç kendi evimizde. İlk maçı iyi bir skor alamazsak büyük bir ihtimalle İngiltere'de dayanamayız gibi hissediyorum. Evet. Mehmet Çelik ve Pelegri kaydedilmemiş. Şu ikisini de kaydedelim. O Ersun Yanal ayrılabilir. Ali Reis, Vizyon Reis başka bir teknik direktörle devam edebilir. Bence şeyi alması lazım Konya'dan. Ole Aslanım Aslanın Pelegri. Pelegri var ya burayı kolay kolay bırakmaz ben size söyleyeyim. Devam. Evet. 4-4-2 oynayacağız. Böyle devam edeceğiz. E, Pedrinho yine yedeklerin arasına koydum. Evet. 95-83 diyor. Ufak ufak biraz daha toparlasın. Hiç yedek yok yalnız ya. Madem ki çocukları çok oynatmayacağız. En azından yedek olarak koysak mantıklı olabilir ya. Şimdi ama sakatlık makatlık çıkacak diye de korkmuyor değilim ha. Biz bunları böylece koyuyoruz ama. hayırlısı. İyi sakatlık makatlık yok. Kimleri sokmuş? Adrien'i, Pelegrini Martinez'i sokmuş. Şunları çıkartalım o zaman. Tamam. 2 bir. Görüyorsun değil mi o lagunlar reisi? Nasıl şahlandırdı Konya'yı? Bizi bile yenebilirler. Bizim anca yedek kadroyu yenerler o, ama olsun. Bizi bile yenebilirler. Teorik olarak her şey mümkün. Şu çocuk da fena değil ya. Çocuk hep aklımda da. Gizli forvet. Tam benim kalemim biliyor musunuz? Rodriguez işi olmazsa şu çocuğa bir teklif yapabilirim. Göztepe Fenerbahçe bir çalım atabilir mi? Bence Göztepe inecek dedim ve Ersun gidecek. Ersun Yanal elveda. Bu maçı yalnız kazanmamız lazım. Kazanmamız lazım ama ve lakin Az takımı çıkartamam Hatta yedeklerin hepsini çıkarsam olur gibi ya Çıkar abi bunları Şöyle gitsinler ne halleri varsa görsünler Şimdi zaten iki gün sonra Liverpool maçı olacağı için çocuklar orada bir iyi bir ter atar. Güzel. Önceki seviyesinden daha yüksek seviyede oynayabilecek maç tecrübesi kazandı. Artık yavaş yavaş beni yukarılara çıkart hoca diyor. Christian her zamanki gibi durmak bilmeden yılmak bilmeden gelişmeye devam ediyor güzel Evet heyecan dorukta. Heyecan dorukta. Liverpool'u eleyebilirsek çok büyük bir iş başarmış olacağız. Orası kesin. Ama ikinci olarak çıkmanın ne kadar handikaplı bir şey olduğunu herhalde fark etmişsinizdir. Şu an birinci olarak çıksaydık muhtemelen kebap yapıyor olacaktık. Hayırlısı ya. 1-0 oldu bizim oldu. Ali kollu oldu. 15 puan oldu. Tabii Fenerbahçe'nin maç eksiği var. İşte bu. Hadi be Rodriguez Gezbe. Yine böyle Mayıs'a kadar kırmızı ekran görmeye hazır olun derim bence. Nisan sonu Mayıs başı o civarlar yola gelirse gelir. Hoppa 8-1 nedir ya? Yazık olmuş çocuklara. Ne yaptınız oğlum? Konya Spor'un altyapısı bitik. Beyler. O 4-1 4-1 diyor. 4-2-3-1 de diyor. 4 gol. Biri 5 gol biri 4 gol. Hangisini oynayacağız? Bence kendi evimizde olduğumuz için 4-2-3-1 akar. Haydi Trabzon. Haydi Trabzon. Bak Trabzon'da kazanırsa kazanamadı. Fenerbahçe şampiyonluk yarışına tutunmaya çalışıyor. 12 puan olmuş neyinle ne tutunuyorsa artık. 15 olsa daha güzel olacaktı. Tadımız kaçtı. Evet. Heyecan durukta. Göztepe Beşiktaş. Beşiktaş 1-0 kazandı. Şey oynatmaya devam ediyorlar mı? Ha, sakat diye oynatmamışlar ya. Yine de bence o çocuğu oynatsalar daha güzel olacak. Maça girdi. Devam abi. Evet çocuklarda biraz yorgunluk başladı. Tam o arada az takım için gerekli dinlenmeleri sağladık biz. Hii. Eyvah! Santiago yok. Beyler ben size bir şey diyeyim mi? Moralinizi çok bozmak istemem ama bu tur işi bizim sanki zor gözüküyor. Kapede 84'te. Benim buna bakmam lazım da. Zaten Santiago yoksa 4-1-2-3 imkansız. İşte emlak babayı satmanın zararları. Nasıl yapacağız? O zaman Giovanni'yi buraya çekeceğim. 4-2-4 gibi bir şey oynayacağım herhalde. Atalay da sakatlandı abi. Atalay sakatlanmasa. Ya da Mustafa'yı koyacağım şuraya. Mustafa da hiç hazır değil ya. Şuna baksana abi ya. Mustafa'yı buraya diri diri gömerler yani. 4-2-4'e dönmek bir çözüm olabilir. Çok zor bir seçim bekliyor beni. Böyle gideceğim herhalde ya. Bilmiyorum ne yaparız yani. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Yeni bölümlerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.